Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün yine Profesör Doktor Murat Güven hocamızla birlikteyiz. Murat hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yağmur sen de hoş geldin. Merhaba, Merhaba teşekkürler. Evet, Murat hocamızla hatırlayacak olanlar vardır. 17 Temmuz 2023'te bir yeni program kuşağına başladık yeni kuşak bir seçim haritası komşularımız kime oy vermiş ilk programımızda. Sonrasında 13 Kasım 2023'te yine aynı başlıkla komşularımız kimlere oy vermiş başlığı altında ikinci programımızı gerçekleştirdik. 25 Mart 2024'te de yani seçimlerden 6 gün önce komşularımız kimlere oy vermiş Türkiye Seçmen Eğilimleri Atlası programını yayınladık. Bugün ise İstanbul seçim coğrafyası nasıl değişti? Haritaların gösterdiği ve göstermediği dönüşümler nelerdir? Bunun üzerinde duracağız. Ayrıca üzerinde konuşulan, söylenen, iddia edilenleri de haritalardan hareketle yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Evet, yağmur söz sende. Evet çok teşekkürler Murat Hocam. Merakla bekliyoruz paylaşacaklarınızı. Yine çok çok kıymetli bir çalışma yapmışsınız. Bu kez 14 Mayıs genel seçimlerinden 31 Mart yerel seçimlerine geçtiğimizde ne değişti? E, pek çok cephede pek çok yorumcular e, siyasiler bir sürpriz olarak yorumladılar yerel seçim sonuçlarını siz e, yaptığınız çalışmada bu haritaları daha önce yaptığınız çalışmaları e, mekansallaştırdığınız seçim sonuçları üzerinden 31 Mart'ta neler oldu e, bir sürpriz yaşandı mı gerçekten yoksa bu bir sürpriz değil miydi haritalar bunları bize e, göstermişler miydi e, bunları ortaya çıkarmışsınız e, çok çok kıymetli bir çalışma olmuş Ellerinize sağlık. Şimdi detayları konuşacağız. Hemen biz ilk soruyla başlayalım. 31 Mart yerel seçimlerinde çıkan sonuç pek çok cephede sürpriz olarak değerlendirildi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerçekten bir sürpriz mi? Şimdi tabii e, bence ben de doğrusu bu kadar e, derin, çaplı bir e, dönüşüm beklemiyordum. Ama e, haritalar e, çok böyle yüksek çözünürlükte bakıldığım zaman... 30, 31 Mart'a gelirken ve 14 Mayıs seçim coğrafyasının sonuçları metropoller özellikle metropoliten ölçekte çok ilginç bir e, gelişime e, işaret ediyordu. O da e, bizim metropollerin özellikle çeper çeperlerinde ve oralarda şekillenen yeni toplu konut alanlarında daha önce hiç bilmediğimiz ve ee, başka yerlerde pek gözlenmeyen ve bütün siyasi eğilimlerdeki e, seçmen topluluklarının birlikte yaşadığı hiçbir partinin çok bariz belirgin bir e, hakimiyetin olmadığı mahalleler keşfetmiştik. ki Bunlar bizim daha önceki programımızda kırmızı mahalleler diye biz bunlardan bahsetmiştik. Bunlar hani... Seçimin ortada olduğu, hatta bazen salıncak <laughs> mahalleler dedik, her yöne gidebilecek mahallelerdir. Yani bu mahallelerde seçimin sürprizlere açık olduğunu biliyorduk. Yani bu şeyde sürpriz dediğiniz zaman işte Kadıköy'de, Etiler'de, Akatlar'da veya işte Fulya Mahallesi'nde veya yani bu tür uçak savar mahallesinde, <laughs> Beşiktaş'ta çok büyük, ee, ...değişimlerin olmayacağını, seçimin ne yönde gideceğini biliyoruz. Aynı şekilde e, Bağcılar'da, Esenler'de, Güngören'de seçimin ne yönde evrileceğini de e, tahmin edebiliyorduk. Fakat bu e, kırmızı dediğimiz yani seçimin orta, ortada olduğu mahalleler ki bunun e, nereleri olduğunu... ...daha önceki program kayıtlarını izleyen, izleyecekler, göreceklerdir. Orada bunlar açıkça tartışıldı, sen de hatırlıyorsun... E, buralarda aslında İstanbul'da Türkiye'de e, nüfusun e, %23'ünün bu tür yerlerde yaşadığı ve bütün metropollerde böyle bu tür oluşumlar olduğunu fakat bu oluşumların işte Samsun'dan Sinop'tan Hatay'a çizilecek bir hattın doğusuna gittiğimizde bu tür yerlerin çok az sayıda olduğunu yani bunun bir metropoliten e, oluşum olduğunu gözlemiştik. Ve buralarda doğrusu ben bir <laughs> bir şeyler olmasını bekliyordum. Beklenmedik bir şeyler olmasını bekliyordum. Ve nitekim yaptığımız şey sonuçları da haritaladığımızda İstanbul'daki değişimin büyük ölçüde buralarda şekillendiğini gördük. Yani ve bunun, bunun içinde aynı yöntemde bu sefer işte 31 Mart seçiminin sonuçlarını haritaladık. Bu harita aslında Türkiye ölçüsünde, ölçeğinde yapılacak yeni bir 14 Mayıs 31 Mart haritasının bir çeşit şey gibi, fragmanı gibi veya denemesi gibi düşünülebilir. İstanbul'da niye İstanbul'da çalıştık, İstanbul'un özgünlüğü nelerdir onları daha sonra anlatacağız. Ama yani bu burası doğrusu senin soruna cevap vermek gerekirse... Şaşırmadığım yerler var ki bunu da birazdan göreceğiz. Ama çok şaşırtıcı yerler var ve beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz e, gelişmeler olmuş. Nerelerde oy kaymaları ne yönde gerçekleşmiş bunu birazdan göreceğiz. Evet Be bol bol haritadan görselleri de göreceğiz. E, buraya geçmeden bir soru daha soralım siz. Hep söylenen İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Bu özellikle genel seçim döneminde çok söyleniyordu. Fakat bu tutmadı 14 Mayıs genel seçimlerinde. Şimdi 31 Mart'ta daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız ama İstanbul gerçekten Türkiye'nin bir örneği mi, bir modeli mi? Yoksa farklıysa ne açıdan farklı? Biraz bundan da bahsederseniz çok iyi olur. Evet, yani genellikle eğer dikkat ederseniz bu seçim, e, sattığı mailine girdiğimiz zaman seçimlere yaklaşırken televizyonda e, Kastamonu'da seçimlerin kimin tarafından kazanılacağı Denizli'de seçimin ne olacağı çekişmenin ne yönde olduğu hemen hiç tartışılmadı. Bütün e, tartışma belki de basının e, İstanbul'da olmasından dolayı İstanbul üzerinde olması lazım. Bir de birazcık da yani İstanbul esasen bu seçimin kaderi İstanbul'da olacakmış gibi bir hava yaratıldı. İşte hem hükümet tarafından hem de muhalefet tarafından yani acaba İstanbul kaybedilecek mi, kazanılacak mı meselesi oldu. Şimdi İstanbul İstanbul'un nüfusu seçmenleri düşünüldüğü zaman tabi Türkiye'de olan her ilin temsilcilerinden İstanbul'da bir küçük topluluk, bir küçük göçmen grubu olmak mümkün. O yüzden İstanbul Türkiye'deki her şeyi temsil eden bir şey bir bir kent ama bu, bu şeyi, bu değerlendirmeyi hemen biraz şey yapmak lazım. Biraz düzeltmek lazım. Bu Türkiye'deki yerleşmeler İstanbul'da hep aynı oranda temsil edilmiyorlar. İstanbul'da ağırlıkla temsil edilen gruplar var. İstanbul'da temsil edilen fakat, daha az ağırlıklı gruplar var. Bunlardan hemen örnek vermek gerekirse İstanbul göç meselesi, göç tarihi nedeniyle ağırlıkla e, Balkanlardan ve Karadeniz bölgesinden çok göç almış bir, bir yer. Buna karşılık İç Anadolu'nun ve Güneydoğu'nun İstanbul'da, İstanbul'da e, Güneydoğu'lu topluluklar, e, hemşeri grupları olmasına rağmen ve çok sayıda Güneydoğulu olmasına rağmen İstanbul Güneydoğulu e, göçmenlerin ağırlıkla geldiği bir yer değil. Onlar daha çok e, Çukurova bölgesinde <laughs> ve Adana Mersin tarafına, Hatay tarafına gidiyorlar. İstanbul o bakımdan ağır, çok önemli bir Karadenizlilerin egemenliğindeki bir kent. İkinci olarak İstanbul Türkiye'deki bütün metropoller gibi yaşlı nüfusun... E, çok yoğun olduğu bir yer değil ee, ve aktif nüfusun çok yoğun olduğu bir yer. O yüzden İstanbul'un yaş yapısına bakarsanız böyle aktif nüfusun çok olduğu ama yaşlıların ve gençlerin çok az sayıda temsil edildiği bir yer. Bu İstanbul'u e, işte kent şeylerinin kentlikte sakçılarının büyüme makinesi dedikleri bir şeye benzetiyor. Yani büyüme burada oluyor. İstanbul'da yaşlanan ve özellikle e, en formal sektörde çalışan, kendi hesabına çalışanlar İstanbul'u e, İstanbul'u emekliliklerini geçirmek için çok e, çekici bir yer olarak bulmuyorlar. İstanbul'daki emeklilerin beyaz yakalıları sahillere gidiyorlar. Yani emekli olan profesörler falan bunlar sahilleri şeye gidiyorlar. Güneye doğru gidiyorlar. Ama İstanbul'daki e, mavi yakalıların emeklileri ise Geldikleri yerlere geri dönüyorlar. Yani geçen seferde konuşmuştuk İstanbul büyük ölçüde e, gelen göçmenler İstanbul'da yaşlanmıyorlar. Bir e, e, profesyonel hayatlarının sonuna geldikleri zaman e, yaşam döngüsünün ileri aşamalarında e, bir kimlerine daha çok kendi geldikleri yerlerde değerlendiriyorlar. Yani bu bakımdan İstanbul böyle e, göç kuramcısı ravenstein'ın her göç kuramı, ters yönde bir göç akımı yaratır şeklindeki eğilimini sanki böyle doğrular, eğilimler şey yapıyor, veriyor. O bakımdan izin İstanbul, Türkiye'nin hem modeli hem de değil. Yani İstanbul'daki şey, eğilimler yaşlı nüfustan çok gençlerin siyasi eğilimlerini, aktif nüfusun siyasi eğilimlerini yansıtan ve birazcık da böyle metropolün sağladığı anonim yaşamın yani mahalle baskısının e, taşadaki kadar yağın hissedilmediği bir ortam veriyor. O yüzden de böyle bir kent havası e, içeriyor. Eski e, Alman e, e, deyişi vardır. Kentin havası özgürlük getirir diye. İstanbul'un bütün e, yani özgürlük getirirden kastı taşranın baskısından kurtulunur bu kentin büyük e, anonimliği içerisinde. İşte bu İstanbul o, o bakımdan e, Türkiye'nin taşrasından çok kendisi ölçeğindeki diğer büyük metropollere benziyor. Türkiye'nin tam aynası değil ama Türkiye'de Türkiye'de çok dikkate alınması gereken bir yer. Yani bu da ikinci soruyla böyle diyelim. Evet. Hemen ben bir soru sormak istiyorum ama ondan önce hocam görüyorsunuz sadece biz ilgili değiliz. <laughs> Aynı zamanda Yağmur'un kedisi de çok ilgili programlar evet. programla. <laughs> evet o, o, da, o da bir star olmak. <laughs> evet o da bir İstanbullu. <laughs> evet çünkü evet. Ben, benim sorum şu hocam İstanbul gibi karmaşık bir petrol, yani metropolde yaşıyoruz ve 39 ilçemiz var. Gerçi sizin haritalarınız mahalle bazına kadar indirdi ve ilk defa oluyor bu. 365 tane de mahalle var. Bu buralardaki sandıklardan elde edilen sonuçlar okunaklı ve anlamlı bir seçim coğrafyası oluşturuyor mu? Bunu gözümde canlandırmakta zorlanıyorum. Ve bunu ilk defa sizin yeni haritalarınızda göreceğiz herhalde değil mi? Evet. Yani Tabii İstanbul'daki seçim coğrafyasını inceleyeceğiz derken bunu e, farklı ölçeklerde yapmak mümkün yani ilçeler itibariyle İstanbul'u e, boyadığımız zaman her ilçede kimin e, hangi partinin kazandığını söylediğimizde de bir coğrafya yapmış oluyoruz ama ilçe dediğimiz şey hem ölçeği hem iç iç farklılaşması bakımından çok e, yani e, İç de, farklılaşma yüksek bir e, alansal birim oluşturuyor. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul'un çeperindeki birçok mahallenin alanı tarihi yarım adayı oluşturan Fatih ilçesinden büyük. Yani o kadar büyük bir alansal farklılaşma var ki ve ilçe içi da çok fazla ve bine yakın mahalle var. 961 tane mahalle var. E, buralarda da 10 bine yakın, 10 binin üzerinde sandık var. ...yani Türkiye'deki sandıklar... ...şimdi bu binlerce sandık sonuçlarını... E, ...mahalle mahalle... E, ...haritalamaya kalktığınız zaman... ...böyle bizim... ...daha önceden bildik haritalama sistemleri... ...bunun çok... E, ...yararlı bir sonucunu e, vermiyor... ...ama... E, ...böyle insanın ilk... ...kafasında şey olan ya bu böyle... ...karman çorban bir şey yoktur... E, o hakkı bir şey olur mu... ...acaba diye de bir takım kuşkular... E, doğuyor. Fakat e, daha uzatmadan e, ilk e, haritaya baktığımız zaman ve ben size bazı renkleri e, vermeye başladığım zaman bunun o kadar da böyle e, karmaşık bir şey olmadığını her ne kadar karmaşık gözüküyorsa işte bu programda bu karmaşık resmi e, şey yapmaya çalışacağız. Şimdi bu haritada bakarsak uzaktan baktığımızda 3 renk ailesi bizim e, gözümüze çarpıyor. Bir tanesi e, maviler, mavi tonları. İkincisi turuncu ve sarı tonları. Üçüncüsü yeşil tonları görüyoruz. Bir de e, mora açık mora benzeyen e, yerler var. Şimdi şeyin e, siyasi partilerin hangisinin olduğunu söylemesek bile bu renklerin kabaca neye tekabül ettiğini bizim izleyiciler kolayca seçebilirler bu maviler aslında İstanbul'da CHP'nin 31 Mart'ta çok başarılı olduğu yerler. Bunlar ondan sonra turuncular ise 31 Mart'ta AKP'nin çok başarılı olduğu yerler. Sarılar AKP'nin ikinci derecede başarılı olduğu yerler, turuncuyla beraber. Yeşiller ise bu seçime özgü ve daha önce gözükmeyen AKP ile CHP'nin hemen hemen başa baş geldiği yerler. Bize şeyler var. Bu mor, açık mor ve koyu mor var. Onu tabii bu ölçekte göremiyoruz. Bu ölçekte yaklaştığımız zaman yani bunlar da Dem Partili İstanbul'da iyi oy aldığı yerler. Şimdi bu haritayı büyüttüğümüz zaman ne kadar hassas bir temsil olduğunu görebileceğiz. Yağmur bize haritayı büyütecek. Biz gördüğümüz gibi şeye mesela birazcık tarihi yarımadaya yaklaştığımız zaman İstanbul belki e, Türkiye'nin örneği olmayabilir ama tarihi yarımada İstanbul'un tam bir modeli. İstanbul'da da hangi renk varsa tarihi yarımada ki e, farklılaşma hı, hı, hı. o kadar yüksek ki hepsini şeyde tarihi yarımada da görüyoruz. Yeşiller var, turuncular var, maviler var, mor morun her türlüsü var. Tarihi yarımada o bakımdan şey yapılması incelen özellikle incelenmesi gereken bir yer. Bu gördüğünüz gibi laciverde baktığımız zaman koyu laciverden açık maviye kadar çeşitli mavi tonları da CHP'nin farklı biçimlerde desteklendiği mahalleleri gösteriyor. Yani bu dört tane mahalle. Fakat şimdi biraz böyle kentin geneline bu haritadan bakarsak böyle böyle evet birazdan şimdi burada her şey var ama bu her şeyi beraber gördüğümüzde bunu birlikte yorumlamak birazcık güç oluyor. Yani bunun hakkında değerlendirme yapmak birazcık güç oluyor. Onun için biz bu sunumumuzda en koyu lacivertten açık yeşile kadar bütün bir tonların tek tek katman katman ele alarak tıpkı bir börek gibi İstanbul siyasi peyzajını oluşturan bütün bu e, katmanları tek tek ele alarak neyin, hangi desteğin, kentin nerelerde, e, nerelerinde gerçekleştiğini göstermeye çalışalım. Şimdi e, şey bu e, bu durumda şimdi isterseniz CHP'nin en baş, e, ayırt edici derecede desteklendiği yerlerden başlayalım. Şimdi burada evet şimdi bunu birazcık büyüte, büyütebilirsek bu şey resmi yani aşağıdaki şey, evet birazcık daha büyük bir, evet gördüğümüz gibi burada burada sadece CHP'nin en ayırdı dizici düzeyde Yüksek boy aldığı 3-4 tane mahalle grubu gözüküyor. Gördüğünüz gibi Kadıköy tarafını görüyoruz, Beşiktaş tarafını görüyoruz. bize de e, işte o Zekeriya Köy e, taraflarını görüyoruz. E, bir de çok küçük bir şekilde biraz daha büyütürsek Bakırköy'de bir şey olur. Burası CHP'nin en başarılı olduğu e, mahalle grupları. İşte Kadıköy, Beşiktaş. Zekeriya Köy ve Bakırköy'deki birkaç tane mahalle. Buralarda göreceğiz ki CHP'nin oyu %67 civarında. Yani burada katılmayanlar da e, dikkate alındığı zaman seçimlere katılanların %85'i ya katı, yani kayıtlı seçmenin %85'i ya katılmamış ya da katılırsa ağırlıkta CHP'ye oy varmış. Yani bu kadar başarılı olduğu bir yer yok. Yani bunlar CHP'nin tırnak içinde söylüyorum kale veya İngilizce stronghold dedikleri yerleri. Evet şimdi bunun yanına ikinci düzeydeki yerler geliyor. CHP'nin bir ikinci düzeyde desteklendiği yerler. Bunlar da deminki mahallelerimizde genel resimde vardı ama biz bu açık mavileri bu genel haritada gözleyemiyorduk. Şimdi gördüğümüz gibi bu açık maviler bu koyu mavilerin etrafında. ...bir halka çemberler oluşuyor... ...bunlara baktığımız zaman... ...CHP'yi destekleyen yerler... ...bu koyu lacivert şehirlerin... E, ...nüvelerin etrafında... ...ikinci bir halka şeklinde genişliyor... ...burada... Anadolu sahilinde neredeyse... Maltepe'ye kadar uzanan bir şerit görüyoruz... E, ...Boğaz kıyılarında... ...özellikle Boğaz'ın... ...Avrupa kıyılarındaki mahalleleri görüyoruz... E, ...ve de... E, ...ve de... ...bir dakika... Ee, ve de şey tarafına e, Bakırköy tarafındaki e, e, mahalleleri görüyoruz. Şimdi bu da CHP'nin ikinci düzeyde e, desteklendiği yer. Burada CHP'nin aldığı oy e, %50 civarında. Yani 67'den 50'ye geliyor. Şimdi üçüncü resme bakalım. Bakın üçüncü resimde bir ton açık maviler buna tekrarlanıyor ve burada işte e, şey e, Ümraniye'ye giden koridor, Doğu Asya kıyısındaki sahil şeridi, Bakırköy çevresindeki konsantrasyon, Beylikdüzü civarındaki mahalleler gözüküyor. Bir de, bu da üçüncü düzeyde desteklenen şey. Şimdi bir dördüncü mahalle grubu göreceğiz. Bu dördüncü mahalle grubu da beyazlarla gösteriliyor. Şimdi bunu yine yağmur bize büyütürse... Bu beyazlar aslında eskiden, aşağıda göreceğiz ki, CHP'nin çok desteklendiği yerler değil. Bunlar bu seçimde ortaya çıkmış yeni e, kazanımlar. Ve sadece CHP'den en yüksek oy aldığı mahallelere baktığımız zaman karşımıza böyle bir e, şey çıkıyor. mahalle Böyle bir harita çıkıyor. Bu mahallede bakın Adaları, Tuzla'yı, e, Kartalı e, ve... Bakırköy'ü ve şey Beşiktaş'ı görüyoruz ve bu artık sadece yani CHP'nin çok başarılı olduğu mahalleler bu şimdi 31 Mart'ın CHP açısından coğrafyası şimdi buna eklenen bir başka şey var katman var 5. katman Evet, bakın buraya baktığımız zaman bu 5. katmanda mavilerin yanına biz mavi onların yanına açık pembeler ya morlar geliyor. Bunlar e, Dem Parti'nin e, son seçimde başarılı olduğu mahalleler. Bunlardan tarihi yarım içerisinde olanlar var. İşte e, şeyde Esen Yurt tarafında e, e, olan mahalleler var. Şeyin e, efendim. E, büyük küçük çekmece görünüm sahillerinde bunlar da Dem Parti'nin şey olduğu mahalleler. Şimdi buralardaki oy kaymalarını ayrıca göreceğiz. Bundan sonra bir de 5. 6. katmana geldiğimiz zaman 6. katmanda bunu biraz daha büyütmek gerekir. Burası da Dem Parti'nin İstanbul'da en başarılı olduğu mahalleler. Bunları da koyu mor ile gösterdik. Dem Parti'nin İstanbul ortalamasında aldığı oyun çok yukarısında oy aldığı yerler. Şimdi, şimdi burada Dem Parti ve e, Dem Parti ve e, CHP'yi görmüş olduk şimdiye kadar. Şimdi, şimdi AKP'ye bakalım. AKP'nin çok başarılı olduğu yerler. Bunları koyu e, koyu işte turuncuyla gösterdik, portakal rengiyle gösterdik. Bu mahallelerde de AKP çok başarılı sonuçlar almış. İşte e, Taşoluk civarını görüyoruz. E, Gazi Osman Paşa'nın arka taraflarını görüyoruz ve bu e, şeyin e, işte E5 yolunun üst kısımlarını görüyoruz. Anadolu yakasının da e, geleneksel olarak AKP'yi destekleyen Sultanbeyli Pendik'in arka tarafındaki mahalleleri görüyoruz. Burası da AKP'nin en yoğun desteklediği, desteklendiği mahalleler. Buralardaki AKP'nin oyu yüzde 43 civarında ortalama olarak. Şimdi buna AKP'yi destekleyen ikinci önemli mahalle grubunu bak bakalım. Burası da sarıyla gösteriliyor. Bakınız hocam bu sarıların yerleri tesadüfi değil o turuncuların etrafında kuşaklar oluşturuyor. Turuncuların etrafında böyle kuşaklar oluyor. Bu şekilde baktığımızda CHP'yi Dem Parti ve AKP'nin kuvvetli olduğu yerleri görmüş durumdayız. Şimdi e, bu seçimin belki de en e, çarpıcı olan son iki katmanına bakıyoruz. Bu son iki katmana baktığımız zaman bunlarda yeşiller. Bu yeşiller öyle yerler ki buralarda 14 Mayıs'ta CHP AKP'nin çok gerisinde oy almış. AKP'de buralarda, bu yeşil olan yerlerde seçimin kesin galibi, hiç tartışmasız galibi 14 bayıstı. E, Halbuki 31 e, 31 Mart seçimine geldiğimiz zaman buralarda AKP ile CHP başa baş duruma gelmiş. Yani CHP e, 14 Mayıs'taki oyunu bu aralarda daha sonra göreceğiz iki kata yakın, iki kattan farklı, fazla arttırırken AKP bu yeşil bölgelerde çok yoğun oy kayıplarına uğramış. Bir de en sonuncu şeyimiz var. En sonuncu e, katmanımız var. Bunu da koyduğumuz zaman size programın başında gösterdiğim işte mavilerin, toruncuların, yeşillerin ve morların olduğu haritayı kuşak kuşak şey yapmış olduk. Yani katman katman İstanbul'un şeyini şekillenmesini yapmış olduk. Yani İstanbul'un demek ki e, hocam böyle karman çorman bir şeyi yok. E, bir e, seçim coğrafyası yok. Aslında e, e, böyle özenle ayrıştırıldığında kolaylıkla okunabilen ve de bize anlamlı gelen bir coğrafi dağılıma sahip olduğunu görebiliyoruz Yani bu, e, bu bize e, bugün anlattı şimdi anlattığım şey 31 Mart'ın seçim coğrafyası şimdi bu haritada kimin nerede kazandığını görüyoruz yani bu haritanın gösteremediği şeyler var bunların altında çok önemli dönüşmeler olmuş yani dönüşümün sayısal boyutunu kim hangi partinin nasıl oy, oy kazandığı, aynı bunu yaparken hangi partilerin ne kadar oy kaybettiğini bu resimde göremiyoruz. Bunu da bir sonraki e, bir sonraki slide dizisinde göreceğiz. Şimdi ona geçelim isterseniz. Evet hocam hemen hangi mahallelerde nasıl oy kaymaları gerçekleşmiş sizin az önce gördüğünüz haritanın detaylarına bakalım. Yani burada resmin gösteremediğinin altını görün. Şimdi bu ilk slaytta gördüğümüz şey 31 Mart'tan Şeye 31 Mart'tan 31 Mart-14 Mayıs arasında çeşitli partilerin, çeşitli yani önemli oy alan partilerin aldıkları oylardaki değişimi görüyoruz. Biz burada kolaylık olsun diye AKP'yi destekleyen Broku ve partileri AKP altında, yeniden refahı çok tartışıldığı için ayrıca Doğru. bir parti çok tartışıldığı için ayrıca. CHP'yi çok tartışıldığı için ayrıca çünkü eski, eski seçimde Millet İttifakı halinde girmişti. Bir de bu seçimde çok tartışılan bir şey vardı. Katılım az oldu, çok oldu. E, katılımı da aldık. Geçersiz oyları da aldık. Şimdi bu durumda İstanbul genelinde baktığımız zaman AKP'nin oyu toplam kayıtlı seçmen üzerinden aldığı oy %53'ten milletvekili seçiminde 31 Mart seçiminde %30.2'ye düşüyor. CHP'nin milletvekili seçiminde Millet İttifakı olarak aldığı oy 25'ten 39.3'e çıkıyor. Katılmayanların oranı %9.5'muş ilk seçimde Mayıs'ta. Şimdi bu 20.9'a iniyor, çıkıyor. Geçersiz oyların miktarında bir miktar artış var. Dem Parti'nin oyuna baktığımız zaman yani kayda değer bir düşüş var çünkü 7.18'den 1.6'ya neredeyse 5 kat azalıyor. İyi Parti ise İstanbul'un bu son seçiminde %7.2'den %0.5'e düşüyor. Yani bu İstanbul genelinde gördüğümüz büyük değişim. Ama bu değişim tek başına bize bir hikaye anlatmıyor. Bunun kentin neresinde nasıl gerçekleştiğine bakmamız gerekiyor. Şimdi onu adım adım izleyeceğiz. Şimdi bu ilk başta gördüğümüz CHP'nin çok başarılı sonuç aldığı yerler. Yani Kadıköy, Beşiktaş ve Köy dediğimiz o sarı yerin üst taraflarındaki fısıllar ne olmuş? Şimdi buradaki oy kayıplarına bakalım. Geçelim bunuza geçelim. Bir alt şey geçelim. Evet. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman, buraya geçtiğimiz zaman ne göreceğiz? CHP'nin oyu bu biraz daha yukarıya gidersek bakın bu bölgelerde 14 Mayıs'ta yüzde 54 nokta kaç alıyormuş? 9. yani 55'ini alırken 67'ye çıkmış. AKP'nin oyu ise bu bölgelerde 11'den 9'a düşmüş. İyi Parti'nin oyu 9.15'den 0.4'e düşmüş. Katılmayan oranı 8'den 18'e inmiş. Yani burada bu gördüğümüz bölgenin arkasındaki e, değişimi çok açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Yani bu buralarda bir e, önemli değişim oldu. Şimdi bundan sonra bunun ikincisine geçelim. İkinci resme. Bu mavilere bakalım. Bu mavilerin olduğu yerde ne olmuş? Geçelim buraya. Evet altındaki şey. Burada da bakın CHP'nin oyu 42'den 56'ya çıkmış. AKP'nin oyu da 21'den, burası CHP'nin kuvvetli olduğu bir bölge, 17'ye düşmüş. Yeniden Refah'ın oyunda da bir düşme var. Ama en çarpıcı değişikliklerden bir tanesi İyi Parti'de %9'dan %0.5'e düşüyor. DEM Partisi'ne baktığımız zaman bu bölgeleri %3.6 alırken %6'ya şey yapıyor. Yani CHP'nin... CHP'nin en kuvvetli olduğu bölgelerde de kayda değer bir e, oy artışı e, sergilediğini görüyoruz. Şimdi bundan sonraki öteki şeyimize doğru geçelim. Evet. Üçüncü düzeyde, üçüncü düzeye baktığımız zaman CHP'nin oyu bu bölgede %33 ki eskiden buralarda yüzde %25 kent genelinde alırken bu mahallelerde %33 alıyormuş ama kırk 47'ye yani 15 puan artıyor. Artışı. Aşağı yüzde 51 e, oy artışı var 19 şeye göre 14 Mayıs'a göre. E, AKP'nin oyu ise eskiden bu bölgelerde yüzde 28 alırken şimdi oyu yüzde 22'ye azalıyor. İyi Parti ve Dem Parti'de de çok önemli e, düşüşler var. Şimdi bundan sonraki dördüncü şeye bakalım. Dördüncü resme. Bu beyazlar. Şimdi bu beyazların olduğu bölgedeki durumu göreceğiz. Burada nasıl bir oy eğilimleri olduğunu burada görelim. Şimdi bakın burada CHP eskiden kent genelinde yani 14 Mayıs'ta %25 alırken toplam kayıtlı seçmende bu bölgelerde aldığı oy %18'miş. Halbuki 31 Mart'ta görüyoruz ki bu bölgede CHP'nin aldığı oy 18'den 43'e çıkmış. Yani iki mislinden fazla artmış. AKP'nin oyu ise 38'den 28'e 10 puan düşmüş. İşte burası seçimin kaderini değiştiren ve de İstanbul'da gözlenen oy artışının, oy kaymalarının en çarpıcı biçimde gerçekleştiği yerlerden bir tanesi. Gürhan Hocam buraya kadar anlaşılabiliyor mu? Açık olabiliyor Çok mu? Çok hocam. Çok net anlaşılıyor. Evet. evet. Yağmurcu. Şimdi bundan sonra yani CHP'nin olduğu yerlerde ne görüyoruz? CHP'nin olduğu her yerde buna benzer bir e, oy artışı e, sağladığı sağladı ve bütün burada AKP'nin kayda değer e, biçimde oy kaybettiğini görüyoruz. Burası işte CHP'nin ve e, şeyin Dem Parti'nin 31 Mart'ta ortalamanın üzerinde oy aldığı bölgeler, Esenyurt falan gibi Şuradaki oy kaymalarına bakalım. Bakın buradaki e, burada AKP oyu 35'ten 26'ya düşüyor. Yeni Zer Refah oyunda az bir değişiklik var. İyi Parti'nin oyu %13'ten 0.4'e düşüyor. Yani burada aşağı yukarı 26 kart bir azalma var. CHP'nin oyu ise bu bölgede 15'ten 18'den 35'e 2 kat artıyor. Halbuki Dem Partisi bu bölgelerde 14 Mayıs'ta yüzde 18.6, 18. Nokta alır, 18 nokta aldı yüzde 19 nokta. Şimdi onların oyu yüzde 4.5 oluyor. Yüzde 4.5 bu seçime göre fazla bir şey değil ama e, 31 Dem parti Dem Parti'nin İstanbul'da e, 1.6 aldığı düşünülürse burası Dem Parti'nin İstanbul ortalamasının üç e, kat üzerinde oy aldığı bir bir bölge. Buradaki CHP'nin e, performansına bakınız. Yüzde 18 düzeyinde yüzde 36 düzeyine çıkıyor. İki kat bir artış var. Şimdi burada kaybedenler ve kazananların co coğrafi e, dağılımını açık açık izleyebilir vaziyetteyiz. Şimdi o şeye bakalım. Bundan sonraki resme bakalım. O koyu mavilerin olduğu yer. Evet. Şimdi onun onun altındaki evet buraya bakalım. Evet. Burada bir küçük karışıklık olmuş. Bunu geçelim şimdi. geçelim. Ha şimdi bu şeye bakalım. Bu e, morlunun olduğu e, açık e, turuncuların olduğu AKP'nin en güçlü olduğu yerler. Buralardaki resme bakalım şimdi. Bunu e, şeyle ee, onun altındaki oy dağılımını görelim. Burada, bakın AKP'nin AKP burada 31 Mayıs'ta burası AKP'nin en güçlü olduğu yerler yüzde 43. Nokta, 43 oy almış. Fakat 14 Mayıs'ta bu turuncu bölgelerde AKP'nin aldığı oy yüzde 53 düzeyindeymiş yani bu kesimde AKP'nin oyu e, 10 puan azalmış. Yani en güçlü olduğu yani. yerde bile 10 puan azalmış. Evet. Ve en güçlü olduğu yerde 14 Mayıs'ta CHP burada 13 oy alırken, %13 oy alırken... ...şimdi bu kesimde seçimi kazanamamış ama kaldı, aldığı oy oranını da %25'e arttırmış. Katılmayan yani ve bu da tümüyle e, seçime katılmamakla ilgili bir şey değil. Çünkü... Kent genelinde katılmayanların oranı 20.9 iken buradaki katılmayanların oranı 20.7. Yani burada özellikle katılmayanlara bağlı olan bir oy kaymasından söz edemeyiz. Şeyin ise DEM Parti'nin ve İyi Parti'nin ise oyları bu bölgede bütün diğer daha önce gördüğümüz gibi kayda değer biçimde azalmış. Yani şimdi ilk sunuşumuzun ilk kısmında adım adım coğrafyanın nasıl olduğunu görmüştük. Şimdi bu coğrafyanın farklı bileşenlerinde ne tür oy kaymalarının olduğunu yine adım adım izleyebiliyoruz. Şimdi AKP'nin e, başarılı olduğu e, ikinci e, sarı bölgelere bakalım. İşte bunlar da gördüğünüz gibi o turuncuların komşusundaki yerler. E5 yolunun ağırlıkla dikkat ederseniz üst tarafındaki üst tarafı. bölgeler oluyor. E, evet, buradaki değişime bakalım. Bakın buradaki değişimde de. CHP'nin oyu eskiden bu bölgelerde 13 e alırmış şimdi 27 e alıyormuş yani seçimi kazanmamış ama CHP'nin oyu buralarda 2 kat artmış AKP'nin oyu da %48 düzeyinden 38'e düşmüş yani İyi Parti'nin ve DEM Partisi'nin oylarındaki azalmadan AKP'ye çok fazla bir e, pay çıkmamış AKP'nin de kendi e, oylarında önemli bir biçimde bir azalma olmuş. Şimdi son iki tane şeye geldik. Değişim yerine geldik. Yeşillere doğru. Yeşillere geldik. Bu yeşil bölgeye de geldiğimizde yeşil bölgenin bir oy dağılımına bakalım. Yeşil bölgede 14 Mayıs'ta bu yeşil bölgenin galibi açık ara AKP'ymiş. AKP burada CHP'ye %100 22 puan fark atmış. AKP bu bölgede 43 alırken CHP burada 22 alıyor. Yani fakat 31 Mart'ta geldiğimiz zaman ne oluyor? CHP'nin 22 olan oyu 35'e çıkıyor. AKP'nin de 43 olan oyu 35'e düşüyor. Yani şu bu durumda e, AKP ile CHP'nin şeyleri e, başa baş oluyor. Hatta CHP burada farkıyla biraz öne geçiyor. Ve buralarda da İ Parti'nin ve Dem Partisinin çok önemli oy kayıtlarına uğradığını görebiliyoruz. Son seçime geldiğimiz zaman son kısma geldiğimiz zaman da, onlar da artık açık yeşiller, haritamızı bitirmiş oluyoruz. Haritayı bitirdiğimiz zaman, yine burada e, açık ara, açık ara, AKP, CHP'nin iki misli oy oluyormuş. Bu yeşil bölgelerde AKP yüzde 40, e, CHP 20 almış. 14 Mayıs'ta. Şimdi ise AKP'nin oyu 32'ye, CHP'nin oyu ise 34'e çıkıyor. Yani burada iki misli fark yiyen CHP aslında 3 puan ileri geçmiş oluyor 10 aylık bir şeyde. Bu siyaset bilim tarihinde 10 ayda gözlenen belki en çarpıcı e, oy kaymalarından bir tanesi olarak e, literatüre geçecek bir örnek olarak görebiliyorum. Yani çünkü burada 10 aylık bir dar bir şeyde çok önemli bir şey oluyor. Yine kent filmlerinde gördüğümüz gibi İYİ Parti'nin oyu işte 5'ten 0.5'e, DEM Partisi'nin oyu e, 9'dan 2'ye azalıyor. Yani bu, bunu yapmakla aslında şeyin e, bizim e, yani haritamızın ardında gözle görülemeyecek oy kaymalarını da adım adım e, izlemiş olduk. Şimdi buradan <laughs> Yani ben de bu haritamı size sunmuş oldum. Evet hocam Peki. benim son bir sorum var. Ee, hakikaten son derece enteresan bulgular ve bu bulgular da sanıyorum Türkiye'de ilk defa yayınlanıyor değil mi? Yani şimdiye kadar bir sürü araştırma şirketinden bazı sonuçlar çıktı ki bu arada araştırma şirketlerinin hiçbirisinin de bu sonucu tahmin edemediğini özellikle vurgulamak istiyorum. Sonuç olarak bu araştırmayı nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, daha da açık sormak gerekirse gelecek programda neyi göreceğiz? Türkiye'deki e, dönüşümü de görebilecek miyiz? E, bu konuyu da e, bir son soru olarak kabul edin lütfen Buyurun. Şimdi Hem de, yani bu, bu bize de anlatıyor bu iş biraz onu anlatmaya çalışayım yani bu e, Doğrusu böyle bir şey e, yöntem bilimsel olarak işte e, 900'ü aşkın mahallenin e, oy profiline e, sima benzerlikleri açısından bir araya getirip bakmak e, bize ilginç bir e, bir şeyler bir, bir işaretler veriyor. Bu sonuçlar bu haritanın ardındaki sonuçlar aslında e, bir tanesi pratik açıdan yani seçimleri kim kazandı açısından... E, ...derlenebilir ki birazdan onu yapacağım. Bir de yöntem bilimsel sonuçlar var. Yöntem açısından bize ne gösteriyor? Şimdi bir taraftan e, bize seçimler hemen e, ardından... ...bir sürü değerlendirme duyduk televizyonda. Katılımın düşük olduğu dolayısıyla sonuçların... ...anlamlı, meşru ve geçerli olmadığını e, iddia eden partiler oldu... Evet katılım düşük ama yerel seçimlerde genel büyükle katılım genel seçimlere göre düşük oluyor. İstanbul genelinde de katılım bütün partiler açısından düşük olmuş. CHP'nin kazandığı bölgelerde de katılım e, düşük olmuş. Dem partinin olduğu e, bölgelerde katılım kent gelirinden biraz daha fazla düşmüş. Yani biraz daha e, katılmayanların sayısı yüksek. Şimdi. Burada en önemli şeylerden bir tanesi İstanbul açısından baktığımızda İyi Parti ve Yeşil Sol Parti, Dem Parti oyları her kümede kayda değer bir şekilde düşmüş. Yani en büyük kayba da İyi Parti oyları şey yapıyor. AKP'nin oy oyları ise en başarılı olduğu kesimler dahil her kesimde en az %20 düzeyinde azalmış İstanbul'da. CHP'nin oyları ise en başarısız olduğu kesimler dahil her kesimde e, artmış. Bazı kesimlerde iki, bazı kesimlerde 3 kat e, ileriye doğru gitmiş. CHP'nin oylarının artmadığı, AKP'nin oyların yani e, oylarının azalmadığı hiçbir e, yer yok. Yani bütün gördüğümüz yerlerde izlediğimiz her bir lejant kategorisinde CHP'nin oyları artmış, AKP'nin oyları e, azalmış. Ve bu çok kısa bir sürede e, yaşanmış bir e, bir önemli değerlendirmeci bunu bir büyük oy kaymasına hatta tsunami'ye benzetiyor. Yani bir tsunami yaşanmış böyle bir şey olmuş. İşte peki neden olmuş bu? Yani ne, nasıl olmuş bu şey? Şimdi haritalar bize bunların nerelerde ne ölçüde olduğunu gösteriyor ama tabii nedenleri için daha fazla... Ee, çalışmak lazım fakat gidip bu bölgelerde bu insanlarla konuşup özellikle yerel düzeyde niteliksel araştırmalar yapmak odak grup çalışmaları yapmak antropolog gertsin e, deyimiyle yoğun e, yaşam günlük yaşam betimlemelerine girip insanlar niye böyle bir e, dönüşümü yaşamışlar onu e, onu açığa çıkarmak lazım yani burada herkese böyle şey gözüken, makul ve mantıklı gözüken şeyler var. Artık harcı, harcı alem oldu. Emekliler, emeklilerin tepkisi gazabı. İşte şeyler, EYP'liler, staj yani. işte Onların tepkisi gibi anlatılıyor. Şimdi bunları ben doğrusu ihtiyatla karşılıyorum. Yani bunların elbette rolü var ama. Çünkü emekli dediğimiz şey, metropolün belli bir bölgesinde yaşamıyor. Her yer, her bölgede yaşıyor. CHP'nin oy aldığı bölgeler, emeklilerin İstanbul'da en yoğun olduğu bölgeler. AKP'nin e, oy, oy aldığı bölgeler ise emeklilerin en az yoğun olduğu bölgeler. O, o kösümde göreli olarak emekli sayısı İstanbul genelinden çok az. Niye? Çünkü konuşmamın başında söyledim, bunlar e, burada yaşayan insanlar emeklilik yaşına geldikleri zaman emekliliklerini çoğu kez İstanbul'da değil de geldikleri yörelerde geçiriyorlar. İstanbul emeklilik geçirmek için iyi bir yer değil hocam. Yani çekici bir yer değil. Onun için aktif nüfusun olduğu yerlerdeki oy, kes, oy şeyleri, oy kayıpları böyle e, harcı alem, işte EYT, emeklilik, e, enflasyon falan gibi şeylerde açıklamakta biraz aceleci davranmamak lazım. Çünkü yani enflasyon dediğimiz şey 14 Mayıs'ta da vardı. Evet bugün arttı ama yani bu 14 Mayıs'la 31 Mart arasında yani İstanbul Türkiye'nin şeyi yapısı aldüst olmadı. Başka türlü şeyler var ama bunları şu anda izin verirseniz şey yapmayalım. Mesela bu arada bazı karşı örnekler de var. Mesela CHP her yerde kazanırken Pendik'te kazanamıyor. Yani Hı. Ha. Pendik, Pendik, Pendik'teki profil nasıl oluyor da Bunun Budun e, açıklamasını ben burada yapamam ama e, Sema Erdar Hocanın e, yeni nesil e, Popülizm kitabı okunmuşsa Pendik'le ilgili olarak Pendik, Kartal, Martal, e, Maltepe'nin e, diğer kesimlerden nasıl ayrıldığı e, ortaya çıkacak. Çok Şimdi çok bunlar çok bizim e, bulgularımız. Son olarak şeye geldim yani böyle bir şey yaptığımız zaman. Ne gibi sonuçlar çıkıyor? Yöntem bilim açısından e, baktığımızda biz bu bulgular aslında kıymetli. Çünkü e, nedenlerini bilmesek bile e, nedensel araştırmaya götürecek e, sorgulamaların metropolün neresinde ve hangi mahallelerde yapılacağını artık biliyoruz. Yani bu harita bize nerelerde neyi araştıracağımızı, ne gibi soruları sorabileceğimizi çok iyi gösteriyor. O yüzden de böyle sizin sorunuzda olduğu gibi her şeyi anket temelli araştırmak zorunda değiliz. Anketin bize vereceği çok önemli bilgiler var ama anket her şey değil. Yani evet. belki her şey değil. Şimdi burada bütün seçmenin katıldığı bir bir vaka temelli analiz bize anketlerin Getirisinin hangi bölgelerde yoğun olacağını açıkça söylüyor yani burada gösterilen 10 alt kümede yapılacak temsili bir anket çalışması bugün İstanbul'daki dönüşüm hakkında bizim e, şey yapabileceğimiz e, elde edeceğimiz bilgilerin çok üzerinde bilgiler e, sağlayabilir şimdi e, hassasiyet bu bizim mahalle bazımızdaki bazındaki bilgileri çok hassas bulmayıp daha da hassas bilgiler isteyen araştırmacılar olabilir. Bu araştırma keşifsel, eski dilde istikşafi bir araştırma. Ee, onun için ben mahalle bazında sonuçları gösterdim. Eğer e, bizim elde ettiğimiz bu e, kümelerden rahatsız olanlar, daha hassas isteyenler varsa, bu kümelerin her biri tek tek başına alınıp, daha bir <laughs> Ayrıntılı incelenebilirler. Anladım, yani aynı anahtar Tabii Tabi inilebilir Ondan sonra oraya indiğimizde hem o küme içi farklılaşmaları görürüz. Bu yeterli değilse elimize bilgi temin edilirse ki partilerde bu bilgi var, onu biz elde edemiyoruz. Sandık bazında bilgilerden çok daha hassas. Bu sefer hani hangi yerlerde kimler elde etti ve biz bu aslında şeyi seçimi ciddiye alıyorsak odak kurup Çalışmasıyla bu Türkiye seçim siyaset tarihinde belki olan en önemli değişikliklerden bir tanesinin yaşandığı e, İstanbul seçimlerine daha iyi e, şey yapabiliriz. Yani burada 14 Mayıs'ta olmayan değişiklik neden 31 Mayıs'ta o bölgelerde nasıl oldu? Bunun altında adaya, yere, yöreye, belediyeye performansa e, e, bağlı e, yerel faktörler, bağlamsal faktörler neydi? Ee, onu e, görebiliriz. Bir de burada e, araştırmayı yani gelecek program olarak burada söyleyebilirsek bir, Türkiye genelinde yapılacak büyük bir değerlendirmenin bir başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biz bunu bunu İstanbul Ölçeği'nde yaptık ve bu model İstanbul Ölçeği'nde çalıştı. Bu e, bir tane şarkı var biliyorsunuz e, New York'la ilgili olarak. Eğer bu işi New York'ta yapıyorsan herhangi bir işi her yerde yaparsın. diyor. <laughs> <laughs> yani işte bu da İstanbul'da çözülüyorsa Türkiye'de başka yerlerde de buna benzer oy kayması araştırmaları yapılabilir. Evet. yani programımızı burada e, kapatmak burada, 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 kapatabilirim hocam. Evet. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Biz de izleyicilerimizle izleyicilerimiz de 6. programı merakla bekleyecek. Evet hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç hocamız idi. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.